Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Tatili bitirdik, evimize, stüdyomuza geldik. Videolarımızı gene çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tatilde de çektik ama şimdi stüdyomuza çekmeye devam edeceğiz. Trabzonspor takımımızda özellikle Kaan Ayhan cephesinde bir gelişme yaşanıyor. Biraz buna değineceğim. Trabzonspor takımında Trezegen'in imzası var biliyorsunuz. Biraz buna değineceğim ve Trabzonspor takımımızın e, içerisinde bulunmuş olduğu son durumu değerlendireceğimiz, son 24 saate bakacağımız. Gene sonuna kadar izlemenizi istedim ve özellikle Trabzonsporlu dostlarımdan, bizi yeni görenlerden mutlaka abone olmalarını rica ediyorum. Ve beğenirseniz de etkileşim açısından bizim için önemli. Şimdi öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma payını açıkladı Şampiyonlar Ligi UEFA arkadaşlar. Ve 15.64 milyon euro katılım payı kazanılacakmış. Her galibiyete 2.8 milyon euro verilecekmiş artı beraberlikte de 930 bin euro kulüplere verilecek mükemmel ötesi bir para arkadaşlar. Direkt ayak bastı parasını aldığımız takdirde de zaten neredeyse bütün takımın parası çıkacak ve bir sene bu şekilde götürmüş olacağız. Bu Şampiyonlar Ligi bizim için neden önemli? Çünkü Trabzonspor takımımız ciddi anlamda elinde çok ciddi fazla oyuncu var. Maaş yükü çok fazla, bankalara borcu var ve Trabzonspor takımımızın mali durumundan ötürü Şampiyonlar Ligi çok önemli. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılırız ve e, önemli bir nefes almış oluruz. Çünkü Trabzonspor takımımız bu şampiyonluk yolunda geçen sene bayağı bir fedakarlık yaptı. Gittik çatır çatır aldık. Evet erken transferler yaptık. Bu erken transferlerin faturası bizlere pah pahalı oldu. Pahalıya mal oldu. Ve e, sıkıntılı bir sürece girdik ekonomik anlamda. Transferde hani hepimiz konuşuyoruz ki başkanın bugün bir açıklaması var. Buna da değineceğim. Başkanın transferin bir tık önünü kestiğini düşünüyorum bugünkü açıklamalarıyla. Hepimizin beklentileri daha farklı olduğunu biliyorum. İşte santrofor istiyoruz, 6 8 diyoruz. Sol beke bir yabancı Alioski gelir mi diyoruz ama başkanın bugünkü açıklamalarına değineceğim gene. Bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Bir kere elimizde 18 tane yabancı oyuncudan kurtulmamız lazım 4 tanesinden minimum. Hele ki bir tane daha, iki tane daha oyuncu katacaksak 5 6 araya sürprizlerin geleceğini ben sezon içerisinde de söylemiştim. Sürpriz oyuncularla ayrılacağını. En son 2-3 gün önce söylemiştim. Kamp kadrosu açıklanmadan önce de sizlere hatırlatmıştım. Hatırlayın en son. Takım içerisinde Perez'in ve Cervinho'nun durumunun tekrar gözden geçirileceği ve bu iki oyuncudan en kötü biriyle de yolların ayrılabileceğini sizlere söyleyebilirim. Çünkü bu iki oyuncunun da sağlık durumu düşündürücü. Bizim kısa vadede hem Süper Kupa hem Şampiyonlar Ligi öneleme maçı olduğu için tabi takımımıza da hani kenarda beklettiğimiz bir iki tane yabancı oyuncu var. Bunlardan bir tanesinin Alioski olduğunu biliyoruz bir kere. Ama yabancı kontenjanından dolayı da transferde bir vites düşürüldü, bir frene basıldı gibi gözüküyor. gözüküyor. Özellikle yerli oyunculara yöneldik. Mesela bu kadar çok yabancı oyuncu olduğu için mesela yurt dışından bir stoper alacaksak bu stoper Kaan Ayhan olacak gibi gözüküyor. Ve Kaan Ayhan'da 4,5 milyon euro verildi. Madem bu kadar kilit bir isim bence bu işi artık uzatmaya gerek yok. Bunun 5'i ise 5'i verilip bu işi bitirilmesi gerekiyor. Kaan Nahyan, transfer için bunu söylemek istiyorum. Şimdi hani birkaç tane detay vereceğim ilerleyen dakikalarda. E şimdi bakıldığı zaman önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi e, başkanın açıklaması var biliyorsunuz. Biz e, hocamız tarafından bizden 6 tane transfer istendi dendi bölgelere. Biz 5'ini tamamladık. Bir tane stoper takviyesiyle beraber bu işi noktalayacağız dedi. Ve orada stoper transferle alakalı da bir gönderme yaptı. Dedi ki biz 3 tane stoperle görüşüyoruz. Bunlardan bir tanesini getireceğiz dedi. Bakın bu. Tamamıyla 3 tane stopere de göndermedir. Menajerlerine göndermedir. Kardeşim istediğimiz şartları hangisi olursa ona gideceğiz. Yani bir tane biz Kaan istemiyoruz. Veya Marlon veya Batra veya başka bir oyuncu Felipe bilmiyorum artık. Biz istemiyoruz. Biz 3 e, tane 4 tane neyse alternatifimiz var. Bir tanesini alacağız mesajını başkan verdi. Bir diğer detayım da Kaan Ayhan menajerinden çok ee, enteresan bir paylaşım geldi. Galatasaray stadyumuna gidip orada bir paylaşım yaptı ve Galatasaray takımı da çok ciddi anlamda Kaan Ayhan istiyor. Tabi bu da tamamen direkt sosyal medyada bir etkileşim yarattı. Şimdi Kaan Ayhan'ın bu menajerinin böyle yapmış olduğu bir hamle hemen kafalarda Kaan Ayhan Galatasaray'la anlaştı mı, anlaşmaya yakın mı veya anlaşmak için son dakika bir gelişmeler mi yaşanıyor diye bir kafalarda bir soru işareti doğdu. Tamam hani Kaan Ayhan'ın şu an için böyle bir şey söz konusu değil gibi gözüküyor. Belki de biz bu videoyu çekerken bilmiyorum şu an için böyle bir Galatasaray açıklaması baya başka bir şey gelmedi ama e, gördüğümüz kadarıyla böyle bir menajeri paylaşım yaptı. Ve bu hepimizin dikkatini çekmiştir. Benim de dikkatimi çekti. Ben inanamıyorum. Gerçekten bu tarz işlere inanamıyorum. Ya şimdi Trabzonspor takımıza gelecek Kaan Ayhan diyelim. Menajeri Galatasaray'da bir paylaşımını yaptı. Bu hiç kimse tarafından unutulmayacak. Ben unutmayacağım. Niye böyle bir paylaşım yaptı? Galatasaray takımıyla görüşmeye niye gitti? Mesela Trabzonspor takımında oynayacağım diyor. Hoca aradı diyoruz değil mi? Hep bu şekilde konuşuluyor. Çoğu arkadaşımızdan gelen mesajlar. Bakın ben Kaan Ayhan'ı beğeniyorum. İyi bir futbolcu. Kariyeriyle alakalı ona çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama yani Kaan Ayhan bizim şartlarımıza uyuyorsa gelsin. Yoksa Kaan Ayhan hani e, da diyen çok fazla arkadaşımız arkadaşımıza daha sert konuşuyorsunuz da ben biraz yumuşatayım istedim. Böyle de diyen arkadaşlarımız var Kaan alakalı. Tabi e, Kaan Ayhan'ın menajerini yapmış olduğu paylaşım çok enteresan. Bu tarz üst düzey oyuncuların bu tarz Menajerli. Menajeri kim tanımıyorum. Hani nasıl biri tanımıyorum. Belki çok tecrübeli bir menajer var. Bilmiyorum ama bu paylaşım biraz kafalarda soru işareti doğuruyor doğal olarak. Ve gelişmeleri takip etmemiz lazım. Bir duyum olursa, bir gelişme olursa sıcak. Gene bunu sizlere aktaracağım. Ahmet Ağoğlu'nun bu <laughs> imza törenlerine hayranım. Hani hayranım derken ilgincime gidiyor aslında. Şimdi 4 senedik 100 bin euro indirttirdi Trezege ve 400 bin euro indirdiğini söyledi. Hani... Açık ve net söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar beni tanıyorsunuz artık. Hani ben sizin kardeşinizim, abinizim. Ee, hani e, bizim babamız yaşında insanlar var. Ee, gene kız kardeşimiz, annemiz. Burada aile olduğumuzu düşünüyorum ama ben Ahmet Başkan'ın e, bu işlere girmesinden çok hoşlanmıyorum ya. Bir başkanın bu tarz 100 bin verdi, 200 bin verdi, 300 bin işte şu kadar forma de, demesini ben sevmiyorum. Hoşlanmıyorum bir taraftar olarak. Başkanın bu işlere neden girdiğini de bilmiyorum. Tabii bizim haddimize değil. Kendisi daha hani demek ki uygun görüyor. Böyle giriyor ama benim dışarıdan bir bakış açısı yapmak istiyorum. Bana göre çok hoş durmuyor Ahmet Başkan'ın bu söylemleri, bu diyalogları futbolcularla. 100 bin düştü, 200 bin düştü. Trabzonspor takımının bunlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ben evet para anlamında borçlarımız var olabilir ama bunları... Sözleşme imzalarken yapsınlar. Yani mesela 1.5, 1.550 değil de gel sana 1.450 verelim. Temsilen forma falan hani aldı gibisinden. Kendi istekleriyle aldı gibisinden bir çıkılsaydı anlayacaktım ama böyle söylemlerle beraber de benim birazcık hoşuma gitmediğini söylemek istiyorum. Beşiktaş'tan Larin'le ilgilendik. Beşiktaş'tan Larin'le ilgilendik. Beşiktaşlı Larin. 800 bin euro karşılığında arkadaşlar kulüp proje ya imza yaptı. Bence önemli bir oyuncuydu Larin. Tamam yabancı kontenjanımızdan dolayı alamadık belki ama önemli bir oyuncuydu. 800 bin euroya imza attı. Bakın arkadaşlar önemli olan detay şu. Beşiktaş takımından 2,5 milyon euro isteyen Larin gitti 800 bin euroya kulüp proje imza attı. işte. Futbol böyle bir şey görüyorsunuz. Gene arkasından Beşiktaş mule anlaştı. açtı. 3,3 milyon euro karşılığında transfer etmiş bonservis olarak. 5 yıl imza atmış. Bunun bilgisi var. Şu an tabii resmi açıklanmadı. Bu oyuncu 22 yaşında ve 1 milyon euro maaş bandında olacağı konuşuluyor. Muleka'nın ki Muleka ile biz de ilgilenmiştik. Özellikle vakemenin gitmesi gündemdeyken Muleka'nın da adı geçmişti hatırlayın. Bence Beşiktaş önemli bir transfer yaptı. Kasımpaşa'daki performansını ben Beşiktaş'ta devam ettirip ettiremeyeceğini gerçekten çok merak ediyorum Muleka'nın. Bunu da yakından takip edeceğiz, göreceğiz nasıl bir gelişme olacak. Halil Akpınar takımımızın kapısında yattı, kalktı. Yerli bir oyuncu gitti Bestenlo'ya, başka yurt dışı takımına imzasını attı. Halil Akpınar da bu şekilde transfer olmadı. Şimdi bizim kaleci arayışlarımız çok ciddi anlamda devam ediyor. Başkan ne kadar biz bir stoper alıp transferi kapatacağız dese de bu güzel bir işaret. İnşallah bu şekilde olur ama ikinci kaleci olarak demek ki Taha'ya güveniyoruz. Demek ki Taha'ya ikinci kaleci yapacağız. Bu da ayrı bir detay. Trabzonspor takımımızın şu an için Hani e, başkan baya bir tıkadı arkadaşlar. Gündemi baya bir kapattı. Ne dedi başkan? Bu biraz da stratejik olabilir. Çünkü zaman daralıyor. Ve isimler çıktıkça tabii transfer yapmakta belki zorlanıyor olabilir bakın. Bu isimleri niye konuşuyorsunuz o zaman diyebilirsiniz ama. Gazetecilerin, muhabirlerin işi bu. Futbolcular nasıl top oynamaksa gazetecilerin, muhabirlerin işi de bu. Gazeteciler, muhabirler bu isimleri çıkartıyor. Ben de burada elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum. Bizim konuşmamız burada hiçbir şey fark etmiyor. Ne parasını yükseltir oyuncunun ne başka bir şey olur. Bizim burada konuşmamız dediğim gibi aile arasında konuşma gibi düşünüyorum. Ben. Çünkü benim buradaki söyleyeceğim bir ismin bir oyuncunun çok ben içeriden zaten çok detaylı bilgileri vermiyorum sizlere. Çok kritik kulübe zarar verecek bilgileri sizlere vermiyorum arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Sonuç olarak Trabzonspor takımımızın transfer gündeminde bir tane stoperin kampa yetişmesini bekliyoruz. En geç 9 Temmuz'den de şu an 4 gün kaldı. Ben de sabırsızlıkla bu stoper'in kim olacağını bekliyorum. Ee, elimden geldiğince bilgiler aktardım sizlere. Hacirayt'la alakalı da yabancı kontenjanın boşaltılması bekleniyor. Başkan tabi temkinli konuşuyor. Biraz stratejik konuşuyor bakın. Tekrardan söylüyorum. Transfer gelmeyecek diye bir şey yok. Belki 2-3 belki tane daha transfer gelir. Yerli ağırlıklı olabilir. Yabancı kontenjanımız var. 3-4 tane genç. Biliyorsunuz 3 yanlış hatırlamıyorsa. Başkan da bunu vurguladı zaten. Belki de genç isimlerle yabancı gelecek vadeden birkaç tane ismi monte edip oynayabilecek oyuncu monte edip yolumuza devam ederiz. Sonuçta 10 tane oyuncuyla yollar ayırdık ve bu oyuncuların yerlerine de yenileri gelmesi gerekiyor diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Elimden geldiğince sıcağı sıcağına yoldan indim, uçaktan indim, yemeğimi yedim ve sizlere videoyu çekiyorum. Kanalımıza yüklüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlem görüşmek üzere. Bol bol videolarla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun.